Karataş bölgesine geldik. Karataş bölgesinde dağın hemen yamacında tekke mevkiinde Sarı Gazak Aptal ya da diğer adıyla Gazak Aptal türbesindeyiz. Gazak Aptal hakkında tam bir bilgi yok. Ölüm, doğumu ve hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulamadık. Kitabesi de yok türbenin. Daha önce burayı Bababalım sülalesi ilgileniyormuş. Son dönemde de Uğur Bababalım türbeyle ilgileniyor. Türbedar Uğur Bababalım. Sarı Gazak Aptal hakkında söylenen tek şey var. Horasan'dan geldiği, ekmekçi yani fırıncı olduğu ve o dönemde fırıncılıkla iştigal ettiğini biliyoruz. Türbesinde daha önce fırıncı küreği ve hamur teknesi varmış ama şu an yok. Uğur Bababalım'a sorduğumuzda nerededir diye, benim çocukluğumda da yoktu dedi ama kaynaklarda olduğu söyleniyor. Sarı Gazak Aptal hakkında size bir şey daha söyleyebilirim bildiğim. Gene Tekeköy'de yani Karataş'ta Tekeköy mevkiinde Dedi Ali Yeter Sultan, birazdan oraya gideceğiz. Dedi Ali Yeter Sultan yaşam olarak Sarı Gazak Aptal'dan önce yaşamış. Ve Sarı Gazak Aptal hakkında bir rivayeti var. Dedi Ali Yeter Sultan, onu söyleyeceğim size. Benden sonra bir eren gelecek insanları irşat için. Onun değerini bilin demiş Sarı Gazak Aptal hakkında. Tabii daha önce Dedi Ali Yeter Baba Sultan'a gitmeden önce türbeden bahsetmek istiyorum birazcık. Özellikle yatır kısmından bahsetmek istiyorum. Daha önceki kaynaklarda ve fotoğraflarda gördüğümüz yatır kısmı tamamen tahtadan yapıldığı ve tahtanın üzerine deri girildiği gözüküyordu. Ama son dönemdeki yapılan tadilatlarda betonla sıvanmış burası. Burada bir kap suyu duruyor. Tesbihler, işte dileklerimiz var, çocuk giysileri var, bir tane çivi var, paralar, tesbihler var. Bu tarafta da artık buraya gelenler için yazmalar, havlular, seccadeler var. Gene türbelerdeki en büyük sıkıntımız da bu bakımsızlık. Yani vakıflarda olmasından nedeniyle hiçbir idare, hiçbir özel kişi bakım yapamadığı için buraya ve türbelere şu anda hali bu. Yani bu 2 sene önce gelmiştim ben buraya ve 2 sene sonra geldim. Yavaş yavaş çökmeye başlamış artık. Vidaları ve civataları çıkmış buradan, çivileri. Gene standart türbelerde olduğu gibi ışık pencereleri var. Dışarıda daralan ama içeride genişleyen huni tarzı bir pencere. Bu da sadece hava sirkülasyonunu sağlamak için. Gördüğünüz gibi duvarlar tamamen çatlamış. Biraz daha dokunursam dökülecek. Size göstermek istediğim özellikle bu türbeyle alakalı özel bir şey var. Onu göstereceğim size. Hemen burada. Tahta kapakla kapatılmış. Küçük bir delik burası. Burası daha önce türbeye gelenler için yapılmış. Türbeye gelenler buraya bakım için, para koymak için yapılmış burası. Daha önceki türbelerde küçük tahtadan yapılan kumbara tarzında şeyler vardı ama geçmişteki dönemde olduğu için burası artık zamanla sadece kum dolmuş ve para var. Burada. Bu da tedavülden kalkan paralardan birisi. Ne kadar olduğu gözükmüyor. Ha. Gördüğünüz gibi sadece bir tane para buldum. Bunu da eski yerine koyuyorum.